Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu dört nimete sahip olan dünya ve ahiret hayrına kavuşur. Arkadaşlar dört tane nimet sayacağım. Herkes kendini böyle kafada bir hesaplama yapsın. Acaba şu dördü bende var mı? Eğer sende varsa hem bu dünyada hem ahirette Allah Celle Celaluhu'nun izniyle büyük hayırlara ve nimetlere kavuşacaksın. Bir, zikreden dil. Zikir nedir? Zikir demek hatırlamaktır. Evliyaullah diyor ki biz haşa ve kelle Allah'ı unuttuk mu ki hatırlayalım? Biz bugün nerede? Zikir nedir? Kur'an'dır. Ramazan girdik. Kaç sayfa Kur'an okudun? Bana söyle bakalım. Kaç gün teravih kıldın? Bana bir söyle bakayım. Attığı adımda Bismillah diyen Allah dostları var. Ne dedik? Zikreden dile. Geçen hafta bir ayet okuduk. Ne dedi Rabbimiz Celle Celaluhu? Kim bizim zikrimizden gafil kalırsa ona dar bir geçim veririz. O yüzden Rabbimizi unutmamız lazım. İki, şükreden kalbe. Arkadaşlar her halimize ne diyeceğiz ya Rabbi? Elhamdülillah diyeceğiz. Şükür edeceğiz. Buna da şükür ya Rabbi. Ya Rabbi verdiğin nimetlere şükürler olsun ya Rabbi. Bunu bulamayan da var ya Rabbi. Gazze'de çoluk çocuk açlıktan ölüyor ya Rabbi. Afrika'da su bulamıyorlar ya Rabbi. 6 aydır Gazze'de çocuklar oruç tutuyor. Ama sahur da yok, iftar da yok. Nasıl olacak bu iş? Sen ben ne konuşuyoruz be? Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkada be. İftar sofrasında dördüncü çeşidi görmeyince kafayı yiyoruz. Bu ne kardeşim diyor, çorba, pilav. Bu ne diyor, işte kuru fasulye. Bu ne kardeşim diyor, Ramazan'dayız ya. Dikkat edin, şükretmeyi bilin ya. Allah Allah. Hiç yok ya, hep daha fazlası, hep daha iyisi. Yok arkadaşım. Ve belaya sabırlı bedene. Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? Kim benim kazama kaderime razı değilse benim göklerimin altına çıksın kendine başka bir Rabb olsun diyor. Bak bakayım bulabileceğim haşa ve kella. O yüzden belaya sabredeceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi racun diyeceğiz. Konuyu kapatacağız. Hıyanet etmeyen kadına. Şimdi bekarlar işin içinden sıyrılmayın. İlla ki evlenirsiniz yani beni konuşturmayın şimdi yani. Ona göre ya siz de dualarınızda bunu isteyin. Hıyanet etmeyen kadın. Kardeşler bu geçen hafta neyden bahsettik? Kötü kadınlardan bahsettik. Kocasına ihanet eden kadınlardan bahsettik. Bu hafta konuyu tersine çevireceğim. Çünkü bizim maalesef memleketteki hanım ablalar onlarca bak onlarca diyorum zaten hepiniz şahitsiniz. Burada erkekleri yerden yere vurdum. Eşinize karşı adam gibi davran demedim mi Allah aşkına şahit değil misiniz kardeşler? Abi yok yaranamıyor. Bu kadın milleti ne değişik milleti ya. Yok abi yaranamıyoruz. Sen niye öyle koy? Hala yazıyorlar ya kardeşim. Gir YouTube'a. Hüseyin Çevik YouTube kanalına girip bak. Ya erkekler çıkışta beni bıçaklayacak burada sen nasıl konuşuyorsun diye. Arkadaşım ben daha ne yapayım ya? Adamlara öküz diyorum, ayı diyorum, goril diyorum, hakaret ediyorum. Adamlar hakaret davası açsa var ya içeriden çıkamam kardeşim bu ne ya? Ama yok hanımlar diyor sen diyor öyle diyorsun da diyor bunu diyor koca zorluyor. Ya hanım kardeşim, hanım ablacığım bak şimdi mevzuyu iyi anlamak lazım. Her insanın fıtratı farklıdır. Ya Lut Aleyhisselam'ın hanımı kafirdi kardeşim. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı kafirdi kardeşim ne yapacağız? Hanımlardan da bozuk var, erkeklerden de bozuk var kardeşim ne yapacağız? Asiye validemizin kocası kimdi? Firavun. Firavun haşa ve kelle ben Allah'ım diyordu ya. Asiye validemiz ona sabretti. Sabredeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabredin diyor. Bak belaya sabır. Belaya sabredeceksin. Kocan kötü tamam. İşte sen diyor kadınları hep kötülüyorsun diyor. Bizim kocamız böyle kocamız yüzünden böyle yapıyoruz. Haşa ve kelle kocan kötü diye sen de kendini kötü yola mı atacaksın be? Tamam kocan kötü, kocan bozuk, kocan adi daha sayayım. Ha, sen saymıyorsun ben seni ben sayıyorum hanım ablacığım. Senin kocan beş para etmez adamın teki. Ne yapacaksın? Sabır edeceksin, Allah'a dua edeceksin, Allah'a yalvaracaksın. Bu dünya 60 sene, 70 sene. Ölüm gelecek. Senelerce bunu çeken var. Eskiler sabretti. Yeniler hiçbir şeyi çekemiyor. Kusura bakmayacaklar. Böyle söyleyince siz de hep böyle. Ne alakası var? Eskiden nineler nelere sabretti be? Gerçi bu kadar bozuk adam yoktu. İlla ki huyu kötü olan adam vardı ama. Huyu suyu kötü olan adam var. Ama kardeşim sabır diye de bir şey var ya. Sabretmek yok. Her şeyi ihsan etmek var. Ondan sonra sen diyor böyle konuşuyorsun ama diyor erkekler böyle. Tamam hanım babacığım erkekler öyle diyoruz tamam. Sen de sabredeceksin. Burada hıyanet eden kadından hıyanet eden erkeğe dönelim. Tamam geçen hafta böyle bir şey yaptık. Konuyu değiştirelim. Aynı şeyde hıyanet eden erkekler meselesine gelin. Bak kardeşim. Erkeklere söylüyorum özellikle. Sen
eşine karşı her zaman güzel ahlak ile muamele edeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerif meşhur zaten biliyorsunuz. Sizin en hayırlınız eşine karşı en iyi davrananınızdır. Sizin en hayırlınız benim çünkü diyor eşine karşı en iyi davranan benim diyor hadis-i şerif. Peki bu hadis-i şerif ortada dururken sen hanımına karşı zulmedersen, para vermezsen, hanımına para vermeyen adamlar var. Ya geçen hanımım da söyledi ya ekmek parası bırakmıyor diyor ya. Ekmek parası ne demek sen biliyor musun ya? Hani harçlıktan da geçmiyor. Ekmek parası yok diyor ya. Adam kadını terk ediyor. Kadına dünyanın borcunu yiyor. Bak bak şunu bak Rabbim aklıma getirdi. İyi anlayın burayı. Bak öyle sahtekarlar çıkmış ki ne yapıyorlar biliyor musun? Adam mesela işte biriyle evleniyor ya da nişanlanıyor bir şeyler yapıyor. Diyor ki hayatım diyor bir kredi çekelim. Hem faize buluşuyor harama buluşuyor. Bir kredi çekelim diyor işte biraz sıkışım diyor. Ben diyor altınları bozacağım ödeyeceğim diyor. Kadına kredi çektiriyor. Bak kadına kredi çektiriyor. Kadınlar bu tuzağa çok düşüyor bak. Çoğundan da haberlere çıkıyor biliyor musun? Haber hala uslanmıyorlar ya. Hayatım diyor bir kredi çekelim diyor. Diyor işte ben diyor bileziklerle diyor ödeyeceğim sen merak etme. Kredi alıyor beyefendi topuk. Kız ortada kaldı. Dünyanın borcu. Bir de hani nişanlıyken yapsak anlayamayacak. Evlenince yapıyor bir de bunu. Çoluk çocuğu da bırakıyor. Kadın ortada dul bırakıyor kadını. Borcu da bırakıyor. Evsiz barksız kadın ortada kalıyor. Aa sana kadın gitti. Ne yapacak bu kadın şimdi? Nereye gideceğiz arkadaşım? Böyle sahtekar adi herif çok. Biz Allah için ölüyoruz. Dikkat etmek lazım. Ya evlenmeden önce bak bunu hep söylüyorum bana kızıyorlar. Evlenmeden önce test edin kardeşim. Nasıl? Onu bir şeylere zorlayın. Kelimelerinize imtihan edin. Böyle sorular sorun ona ya. Parayla alakalı, malla alakalı sorular sorun. Evlenince kadınlar için de geçerli erkek için de. Mesela sen eşin olacak kadına sor. Yarın bir günde aç kalsak, parasız kalsak, ay sonu gelmese ne yaparız de. Sokaktaki mesela geçen bir röportaj dedim. Kızların çoğu diyor ki evlenmem parası adam olur mu kardeşim diyor. Parası adam bilmem nesi adam diyor bak. Yarın bir gün Allah muhafaza zor bir durum olsa ne olacak? Kocayı terk mi edeceksin? Bu mudur yani? Senin ahlakın para kadar mı? Senin ahlakın 3 kuruş mu? Erkekler için de kadınlar için de. Sorun. Böyle zaten mimiklerinden anlarsın. Böyle bir duraksarsa şimdi tabii falan sahtekardır. Net böyle adamın ağzından çıkan kelime ne demek kardeşim ne demek hayatım işte misal. Elbet hep beraber ne bugün ne gülüyorsun oğlum sen. Kardeşim de gene anlayın işte ağzımız alışmış. Sevginde ya da hanımına kardeşimce halin yok. Anlayın işte mevzuyu. Rabbim hayırlılarını çıkarsın karşımıza amin. Amin. Ne diyeyim yani şimdi. Rabbim bizi her türlü kötü insandan muhafaza eylesin amin. Amin. Yani kadının şerlisi hiç çekilmiyor o ayrı. Yani Allah muhafaza eylesin. Erkeğin şerlisi de tam pislik olur. Niye erkeğin şerlisi pislik olur? Döver. Ha, Allah muhafaza öldürür. Kadının şerlisi adamı çenesiyle öldürür. Tabii bir tane Osmanlı zamanında bir tane mezarlık var ya. Bu mezarda yatan zat karısının dırdırından öldü diye. Böyle şaka değil gerçek ha. Adamlar mezar yaptırmış düşün yani. Bazıları anıt yaptıracakmış yani düşün. Anıt diktireceğim diyor hanım. Tövbe estağfurullah. Neyse. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munkar ve tu'minun